Şey fen örgü dünyasına hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü modelimizin ismi Ajurlu Burgu. Gerçekten değişik ve hoş bir örgü. Sadece şu burgularını yaparken biraz dikkat gerektiriyor. Onun dışında şu ajurlarını koymak zaten çok kolay. 6, 3, 6, 9 ilmek burgumuz. Aralarda 3 ilmek de ters ilmek koydum. 3 tane ters ilmek koydum. Yani 12 ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. İlmeklerimi şişime taktığımda bir sıra haroşa yaptım. Şimdi ilk model kurulumunu yapıyorum. 1, 2, 3 tane ters örüyorum. Bu modelimin arasında 3 tane ters devam edecek. Daha sonra 1, 2, 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3 tane tekrar düz örüyorum ve arada devam edecek olan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. İlmekleri marka yüzden aynen olduğu gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3 tane ters ilmeğim örgümün sonuna kadar aynı şekilde devam edecek. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burası burgumun ilk parçası. İlk ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte kestim. Bir tane doladım ve bir tane ördüm. Arada 3 tane tersimi örüyorum. Şimdi aynı şekilde 3 tane düz ilmeğim var. İkisini birlikte kesiyorum. Bir dolayıp bir tane düz örüyorum. Terslerim aynen devam edecek. Arka yüzden ilmeklerimi olduğu gibi aynen örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın tekrar düz ilmeklerdeyim. İlk 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir tane dolayıp bir tane düz örüyorum. Artırma yerlerim 2 tane oldu. Bunlar 5 tane oluncaya kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İlk 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bir dolayıp bir düz ördüm. Arka yönden bütün ilmeklerim olduğu gibi örüyorum. Artırma yerleri 5 tane oluncaya kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Artırma yerlerim 5 tane oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane oldu. Arka yüzden ördüm. Şimdi ilk burgumu yapıyorum. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Zorlanmamak için şu 3 tane düz olan ilmeğimi şu şekilde iğneme taktım. Daha sonra ortadaki 3 ters ilmeğimi ve şu 3 tane düz olan ilmeğime yer değiştiriyorum. 3 ters ilmeğimi taktım. 3 tane düz ilmeğimi de sağ şişime takarak ön taraftan diğer şişime aktardım. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane de ters ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki 3 tane ilmeğimi takıyorum şişime. Şimdi bunları örüyorum. Üç tane ters ilmeğimle bitiriyorum. Şu anda üçlü burgu yaptım. Arkadan bütün ilmeklerimi aynen örüyorum. Üç düz, 3 ters. Tekrar 3 düz ve tekrar 3 ters. Arka yüzde şu anda bütün ilmeklerim 3 düz, 3 ters şeklinde örülecek. Ön yüzdeyim.
Ön yüzde de aynı şekilde. İlmeklerimi 3 düz 3 ters şeklinde örüyorum. Burgumu yaptım. Arka yüzden geldim. 1. Ön yüzden tekrar gidiyorum. 2. Tekrar arka yüzden gidiyorum. 3. 2 sıra daha ördükten sonra ikinci burgumu yapıyorum. Yani 5 şiş boşaltmam gerekiyor. Burguyu yaptıktan sonra 5 şiş boşaltmam gerekiyor. İlmeklerimi aynen örüyorum 5 sıra boyunca. Bir sıra daha gidip geldikten sonra tekrar bir burgu daha yapmamız gerekmekte. YouTube Örgü kanalım ücretsizdir. Abone olarak destek olabilirsiniz. Örgüye dair aradığınız her şeyi şerifenörgüdünyası.com adresinde bulabilirsiniz. Facebook'ta takip etmek isteyenler de Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmaları gerekmektedir. Ben çok vaktinizi almamak için burguyu bir tane olarak anlatıyorum. Aralarda 3 tane ters ilmeğim var. Kolay ve şık bir model. Özellikle hırka, kaşkol, şapka bu tür örgülerinizde çok şık duracaktır. Şimdi 5 şiş boşalttım. Tekrar burgumu yapmam gerekmekte. Şimdi ikinci burgumu yapıyorum. 5 sıra sonunda ikinci burgumu yapıyorum. Tekrar kenardaki 3 tane ilmeğimi ördüm. İlk 3 ilmeğimi şu şekilde iğneme geçirdim. İsterseniz siz şişinize de geçirebilirsiniz. Daha sonraki 6 ilmeğimi şu şekilde çıkarttım. Ortadaki 3 ters ilmeğimi sol şişimi. Düz ilmeklerimi de ön taraftan sağ şişime takarak ilmeklerime yer atlattım. Ve 3 düz 3 ters olarak örüyorum. Daha sonra şu baştaki ilmeklerimi şişime takarak onları öreceğim. Üç. Tekrar aradaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın ikinci burgumu da yaptım. Şimdi tekrar aynı ilk başlangıçtaki noktaya döndüm. Arka yüzden ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. 3 ters 3 düz şeklinde. Ön yüzde İlk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Üç tane tersimi ördüm. İlk iki ilmeğimi birlikte kestim. Bir doladım ve bir tane düz ördüm. Arada üç tane tersimi örüyorum. Düzlere geldim. İki düzümü birlikte kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Arada tekrar 3 tane tersimi ördüm. İlmeklerimi arka yüzden de 3 düz, 3 ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 3 tane tersimi örüyorum. Düz ilmeklerime geldim. İlk iki düz ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir dolayıp bir düz örüyorum. Bu doladığım ilmek sayısı 5 tane oluncaya kadar bu şekilde örüyorum. Ve tekrar burgularımı yapıyorum. İkisini birlikte kestim. Bir düz doladım ve bir tane düz ördüm. Burgumuz 6 ilmekten oluşmakta. 3 düz, ortada 3 ters ve tekrar 3 düz olarak 6 ilmekten oluşmakta. Arada 3 tane de ters ilmeğimiz var. 9 ve katlarından oluşmakta.
Gördüğünüz gibi tekrar burası bu şekilde devam ettikten sonra burgularımıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 taneye tamamladıktan sonra tekrar burgumuzu yapıyoruz. Bir tane daha burgu yaptıktan sonra aynı ilk baştaki işlemi tekrarlıyoruz. Kenarları bu şekilde gördüğünüz gibi ajurlu. Çok hoş bir model oluyor. Kolay gelsin hanımlar.